Herkese merhaba Teknoloji Oku izleyenleri, ben Kaan Arlı. Bugün Türk Telekom'un özel bir lansmanına katıldık. Türk Telekom grubu kendi markası adıyla birlikte piyasaya sunduğu ilk akıllı telefonu TT175'i lanse etti. Sunum sırasında da Baran Bey zaten telefonun teknik detaylarını anlattı. Şimdi kendisiyle tekrar konuşacağız. Merhaba Baran Bey. Merhaba Kaan, hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle hayırlı olsun diliyorum. Yeni bir telefon. Serinin aslında Avea ailesiyle baktığımızda 6. model oluyor. Evet, aslında bir devrin kapanıp diğer bir devrin açılışı bizim için. Avea markalı cihazlarımız artık onlar eskidi ve Türk Telekom markalı yeni cihazlarımızı artık bundan sonra pazara sunuyoruz. Şimdi TT175 ismi nereden geliyor? Oradan başlayalım, sonra da telefonun ne gibi özellikler sunduğunu, fiyatını ve ne zaman piyasaya çıkacağını konuşuruz. Şöyle, TT175 aslında Türk Telekom markalı bir telefon. Teknoloji ve sunumda da bahsettik. Teknoloji ve tasarımı tarza dönüştüren bir telefon. Dolayısıyla hem Türk Telekom'un hem tasarım ve teknolojiden geliyor. 175, biz bu cihazı 175. biliyorsunuz Türk Telekom'un 175. yılını kutladık geçtiğimiz günlerde. Dolayısıyla 175. yılına özel bir telefon olduğu için, özel bir seri olduğu için TT175 ismini verdik. Şimdi telefon tasarım anlamında bakıldığı zaman hani ilk bakışta da şöyle de gösterelim arkadaşlar, gerçekten oldukça şık duran bir telefon. Hani ele alındığında da o şık yapısını devam ettiriyor. Şimdi tasarımdan başlayalım, sonra telefonun içine doğru, iç katmanlarına doğru neler sunuyor onları da konuşalım. Tasarımda farklılaşmak, yani bu cihaz bizim için Türk Telekom markası çok önemli bir marka. Çünkü içinde Türk geçen nadir markalardan bir tanesi. Türk Telekom ismine yakışır bir cihaz olması lazımdı. Çok uzun süredir çalışıyoruz biz bu cihaz üzerinde. Dolayısıyla piyasadaki muadillerinden farkı olması lazım. Tasarımda farklılık var. En büyük farklılık, senin de gördüğün gibi, metal tasarım olması çok büyük farklılık getiriyor. Ve aynı zamanda ekranı 5.5 inç ve Full HD olması yine bu telefonu öne çıkaran özelliklerden. Bunlar tasarım tarafındaydı. Teknolojisinin performansı ve diğer taraflarda da belki konuşuruz. Çok daha iyi, güzel şeyler bizi bekliyor TT175'te. Şimdi dediğin gibi telefon tasarım anlamında oldukça güzel. Şimdi arka tarafında da daha önceki operatör telefonları içinde bir ilki görüyoruz aslında. Parmak izi okuyucusuyla birlikte geliyor. Diğer detayları alalım. Ne gibi teknik özellikler sunuyor? Parmak izi okuyucusunu söyledik zaten. Bunun dışında TT175'te neler var? TT175 özellikle parmak izi okuyucusu bu fiyat bandında ilk. Operatör markalılarda zaten ilk ama bu fiyat bandında parmak izi teknolojisini destekleyen başka bir cihaz yok. Üstelik kullandığımız parmak izi sensörü burada çok önemli. Yalnızca 0.5 saniyede işlev görüyor, otantik ediyor sizi. Aynı zamanda telefon içerisinde kullanırken başka fonksiyonlara da bunu atamanız mümkün. Örneğin selfie çekerken parmak izi ile beraber aynen selfinizi de çekebiliyorsunuz. Kamerasında bu sefer çok özendik bu cihazın. Kamerasında arka tarafında 13 megapiksel bir kamera lensimiz var. Ön tarafta da 5 megapiksel var. Burada donanımla yetinmedik, yazılımla da destekledik. İki tane kamera uygulaması var sunumda da bahsettiğim gibi. Bir profesyonel kamera uygulaması. Aynen bugün bir DSLR fotoğraf makinesindeki özelliklerin birçoğunu bunu da bulabilmeniz mümkün. Selfie kamerası da aynı şekilde. Selfie'yi özel tanarlamış. Kendi filtreleri olan, işte yüz güzelleştirici özelliği olan, işte harekete bağımlı, hareket sensörü olan ve belli hareketler yaptığınızda, örneğin elinizi V şeklinde yaptığınızda selfie çeken birçok özelliği mevcut bu telefonda. Aynı zamanda launcher'ı çok ilginç. Launcher'ı ilk defa kendimiz in-house geliştirdik bu launcher'ı. İnanılmaz performanslı bir launcher. Çünkü hani biliyorsun Android telefonlardaki en büyük problem yavaşlaması. Üzerine koyduğunuz her uygulama inanılmaz yavaşlatıyor. Biz bu launcher'ı tasarlarken özellikle performansa çok dikkat ettik. Çünkü kullanıcının, müşterinin performansını hiç etkilememesi lazım. Aynı zamanda müşteriye teknolojik yenilikler de sunması lazım. İşte sunumda da bahsettik. İstediğiniz uygulamayı gizleyebilme, klasörleri şifreleme, akıllı arama tuşuyla hem internette hem cihazın lokalinde arama gibi. Ve bu TT175'in launcher'ının en büyük özelliği, siz telefona uymak zorunda değilsiniz. Siz bir kere settinginizi yapıyorsunuz, telefon bundan sonra size uymak zorunda. Dolayısıyla kişiselleştirilebilir arayüzü TT175'in yine ön plana çıkan özelliklerinden bazıları. Şimdi donanım tarafında neler sunuyor? İşlemci, bellek, dahili hafıza, bu taraflarda neler göreceğiz ve batarya tabii. Batarya mümkün olan en büyük bataryayı kullanmaya çalıştık. Çünkü bu da akıllı telefon kullanıcılarının en büyük problemlerinden bir tanesi. Sabah çıkarken telefonumuzun full şarjı var ama öğleden sonrayı görmüyoruz birçok akıllı telefonda. Ki bu bahsettiğim, sen de çok yakından yaşıyorsun. Çok high-end cihazlarda da durum böyle. O yüzden 3000 mAh'lik bir batarya kullandık. Yani tasarımdan ödün vermeden, tasarım çizgilerinden ödün vermeden kullanabileceğimiz maksimum bataryayı kullandık ki TT175'te ben kullanmaya başladığın zaman sen de göreceksin. 2 güne kadar bu batarya seni çok çok rahat götürebilir full performansta. Onun haricinde belleği çok önemli telefonun. 2 GB
ve 16 GB, 2 GB ROM, 16 GB RAM bir hafızası var ve üstelik SD kart yuvası var. SD kart nano SIM ile beraber çalışıyor bu cihaz. Nano SIM yuvasını açtığınız zaman bir SD kart slotu da, dolayısıyla cihazın yine tasarımında inceliği korumak için ayrı bir SD kart slotu yapmadık. Tek kızakta? Evet, tek kızakta hem nano SIM hem SD kartı kullanabiliyorsun. SD kartta da istediğiniz gibi hafızayı genişletebiliyorsunuz. Yazılım tarafında sunumda da bahsedildi zaten arkadaşlar. Onu da ben anlatayım. Bugün çok konuşturduk çünkü sizi. Android 5.1 Lollipop sürümüyle gelecek bu cihaz ve kısa bir süre sonra da tam tarih vermek doğru olmayacaktır evet. Bu tarz çalışmalarda. Android 6.0 Marshmallow güncellemesini de alacak. Benzer bir yazılımla alakalı bir bilgi de Avaya Intaş 4 ile ilgili verildi ben aslında. Özellikle çok sormuştum ve ben sana söz vermiştim. Evet, onu konuşmuştuk. Aslında biraz daha öncesinde de hazırdı. Fakat bu lansmana özel, Avaya Intaş 4 cihazı da Avaya web sitesinden müşterilerimiz Lollipop güncellemesini yapabilecekler. Evet, bu da güzel gelişmelerden bir tanesi. Çünkü genelde operatör telefonlarıyla alakalı şöyle bir şikayet oluşabiliyor insanlarda. Telefonu aldık ama yazılım tarafında eski kaldı, gerisi gelmiyor vesaire. Intaş 4 için 5.1 güncellemesi sayfadan indirilebiliyor. TT175 de 5.1 Lollipop'la geliyor. İlerleyen dönem içinde de Marshmallow güncellemesini alacak. Zaten evet. Telefon ondan sonra performans anlamında biraz daha artılar kazanacaktır. O zaman ben son olarak piyasaya çıkış tarihi ve fiyatını sorayım. Aslında öncesinde bir sorum daha var. Sunumda telefonla alakalı bazı ufak yazılımsal hediyelerden bahsettiniz uygulama anlamında. Bir de onları alalım, sonrasında bitiririz röportajı. Şöyle peşin fiyatıyla başlayalım ilk önce. Peşin fiyatı 899 lira olacak bu telefonun. Ve Türk Telekom Grup mağazalarından alınabilecek. Üstelik Türk Telekom Grubu'nun bütün müşterileri, yani sadece Avaya mobil müşteriler değil, TTNet müşterileri ve Türk Telekom'un evde ev telefonu olan müşterileri de bu cihazı faturalarına ek 24 ay taksitle alabilecekler. Buradan başlayalım. İçinde dediğim gibi hediyesiz olmaz. Bu sefer Türk Telekom Grubu'nun gücüyle çok daha güçlü hediyelerle geliyoruz. Örneğin Android Market'ten 50 liralık bir uygulama çeki hediyesi var. Ki bu telefonu alanlara özel sadece. Türkiye'nin büyük müzik portali TTNet Müzik, TTNet Müzik 3 aya kadar ücretsiz. Limitsiz dinleyebiliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi gol görüntülü olan Avaya Lig uygulaması yine ücretsiz. Dolayısıyla hediyeleri bu cihazda devam ediyor. Ve Tivi bu cep tabii ki. Tivi bu cepten de 3 ay ücretsiz. Peki kullanıcılar bu telefonu ne zaman satın alabilir hale gelecek? 3 Aralık'tan itibaren Türk Telekom Grup mağazalarında bu cihazı satın alabilecekler. Kaan Bey, tekrar hayırlı olsun. Değerli vaktinizi aldım. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim Kaan. Nice lansmanlara birlikte. Evet, Türk Telekom'un TT175 isimli yeni telefonunu sizler için lansmanına katıldık ve Baran Bey ile telefonu konuştuk. Telefonun özel olma özelliği şu, dediğimiz gibi markanın adını taşıyan ilk telefon, Türk Telekom grubunun markasını taşıyan ilk telefon. İlerleyen dönemler neler olacağız biz de birlikte göreceğiz. Telefon elimize geldiği zaman da incelemesini sizlere aktaracağız. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.